Merhaba arkadaşlar, <laughs> ben Alp. Hay, ile bir başka bölüme daha hoş geldiniz. Buna ne ad versen bilemedim. Ee, şu an 1.6.4'te 51 modlu bir Minecraft görüyorsunuz. Bu da ne? Modlu Minecraft Sezon 5. Evet. Ee, ama biraz daha farklı bir şeyler anlatacağım size. O yüzden şu an bir video çekiyorum. Şimdi, ben bir mod pack hazırladım. Canlı yayını izleyenler bilir. Geçen hafta canlı yayında bunun bir beta testini yaptık, alfa testini yaptık hatta. Ee, şöyle... Bu niye böyle? Çok senin boz benim Minecraft böyle. Hemen hallediyorum. Alttan bir siyahlık şey var, Bilmem görüyor musunuz? Ya bir düzelsene. Oha çok gitti. Biraz çok gitti ama, neyse. Daha iyi. en azından şey görünmesin. E, ee, bildiğiniz gibi sezon 5'te benim yaptığım bazı hatalar yüzünden bir de serinin beğenilmemesi üzerine seriye son verme kararı almıştım. Ee, yüklediğim modlarda bazı sıkıntılar oldu. Direkt hazır mod kullanmıştım. Sezon 2 gibi olmamıştı. Sezon 1 ve 2 bildiğiniz gibi efsaneydi. 3'te yine bir talihsiz, talihsizlik sonucu şu an olan sorun olmuştu. Hat, Windows'da formattan sonra yedek almıştım. E, ee, hepsi klasörleri duruyordu ama içi boştu. İçindeki nasıl olursa sabot edilmiş gibi bir şekilde silinmişti. 4'te de en son yani bu yaz çektiğimizde ilk bölüm 4000 like aldığında sonraki bölümlerde likeler falan 200 düşünce sevinmediğini düşündüm. Ben de seriyi bırakma kararı aldım. Onun yerine daha düzgün seriler yapalım diye düşündüm. Ki nitekim ondan sonra Ultra Graphic Minecraft Hardcore geldi. Herkes ondan sonra tabi o seriden sonra benim e, bu serileri 3-4 bölüm başlayıp bitirdiğimi düşünüyordu. Dedim ben istesem uzun seri çekerim, siz beğenirseniz çekerim gibisinden bir şey gösterdim. Ultra Graphic Minecraft Hardcore'da, Hardcore olmasına rağmen 18. 19. bölüme kadar geldik. Hala da ölmedim, ölecek gibi de değilim. Ee, öyle bir durum yani. Bu sefer arkadaşlar, sezon 1 ile sezon 2 kalitesinde uzun bir seri düşünüyorum. Modları tek tek elimle yükledim, sezon 1 ve 2'deki modlara baktım, onlara göre bir paket hazırladım. Daha şu an beta'da e, test ediyorum. İşte Tale of Kingdom son olacaktı o ilk sezon böyle kullandığım mod ama çok bug'lıydı 1.6.0'da güncellenmiş ama çok sıkıntılı o yüzden onu kaldırdım ama ona benzer modlar e, yükledim sezon 2'dekine şu şekilde buradan göstereyim size yavaş yavaş. Tinker's var. çok sevdiğim mod öğrendim tamamen. Nedir Ors var Nedir'deki orlar. Büyük Buildcraft var çok kullanacağımız. Sezon 2'deki en çok kullandığım mod burada da kullanacağım. Industrial Craft 2 var. Thermal Expansion var. Industrial Craft'tan öncesinde biraz daha işimiz yarayacak bir mod. Applied Analytics muhteşem sistemler yapabiliyoruz. Enchanting Plus var. Ender Storage. Storage. Equivalent Equivalent, Equivalent Exchange 3 var. Ee, böyle değişik bir mod yine. itemları dönüştürebiliriz. Extra Utilities var. Böyle kanatlanıp uçabiliyorsunuz falan. Gravity Gun var klasik. Forestry var. Ormanlarla falan böyle şey yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Inventory Twix var. Vaila var. Bu neydi? Vaila'yı hatırlıyorum. Itemların ne olduğunu gösteriyor. Jabba var. Zırhların durabilitesini falan gösteren. Solağı panellerle yine sezon 2'de olduğu gibi uğraşacağız biraz. Morph var. Böyle yarasa falan olup uçabiliyorsunuz Minecraft'ta. Furniture mod her zaman olduğu gibi var. Miskrat var böyle çağdan çağa gezebiliyoruz. Nature'a var. Çok güzel pembe evler yapabiliyoruz. Portal Gun. Rotten Flash leader Leather. deri zombi deriye çevirmenizi sağlıyor. Tinker's Construct. Bir tane daha var. Bu niye böyle? Bu bir şey mi ekliyor? Ne oluyor? Ona ben bakayım. Ona ben bakayım. Tom Krat var. 4. Ee, bu da güzel. Motivire Force her zaman olduğu gibi. Silah modu var böyle. Güzel silahlar falan. Minimap. Multiplier Plugin falan, Timecraft, Modbox bilmem ne, Microblogs vesaire. Şimdi size hafiften göstereyim ben bunu, bu Construction modu çektiğim dünya. Bu arada Modpack'in adı Faruk2. Faruk bizim Twitch'te, YouTube, Twitch kanalımızda canlı yayınlarda modlarımızdan biri. Böyle motorlar falan var mesela, pembe pembe. Şu an üstündeki zırh var. Şu nasıl gösterebilirim onu size? Şöyle gösterebilirim, kanatlar falan. Telefon şöyle görünüyor. Mesela bloklardan direkt üstüne çıkmanızı sağlıyor. Bu daha fazla atlamanızı, daha hızlı koşmanızı, suda daha hızlı yüzmenizi falan sağlıyor. Mesela suda gayet hızlı gidiyorum şu an. İşte ne bileyim. Böyle değişik değişik özellikleri var bunların. Bu yavaş yüzmenizi sağlıyor. Bu hızlı yüzme. Bu high step neydi hatırlamıyorum. Ekse işte bir şeyler daha var ama. Şöyle mi? Şöyle gösterebilirim. Backpack var. E, bu swap haltlar var. Bu neydi? B'ye basınca hatlar mı değişiyor? Bu neye göre bilmiyorum. Bu waypoint ekliyor galiba. Ne oluyor lan? Item'lar gitti. Tövbe estağfurullah. Gitti geldi be. Hallendi ama. Ay. İşte böyle değişik şeyler var. Bu Tinkers Construct'ın eklediği bir şey. Mouse'um kaymıyor. Ya baştan göstereyim ben size modların neler eklediğini. Thermal Expansion var. Copper, Tin, Silver, Lead ve Fer, Ferris bilmem ne or ekleyen böyle bir şekilde pipe'lar falan da ekliyor şeyler. Makineler falan var bunda. Basit kullanabileceğimiz başlarda. Ee, bunlar itemları. Pulverizer'lar falan vesaire. Bu göre ben çözemedim. Bilen varsa debugger işte multimeter falan. Burada ters duran bir kova var. Ben de ters duruyorum kova ters durduğu için. Kova ters duruyorsa benim de ters durmam lazım mantıken. Değil mi arkadaşlar? Eee Thermal Expansion'ın bir şeyleri daha var. Bunu da bilmiyorum. Industrial Craft. Özlediğim bir mod. Biraz değişmiş ama ben çözdüm yine bunu. Yine nasıl yapıldığını anladım biraz. Bunu da kullanabileceğiz. Bu zırhı hatırlıyorsunuzdur. Quantum Zed bir giri aslında ya. Şöyle şunları bir giyelim full set. Özlemişiz. Quantum City. Şöyle hızlı koşabildiğimiz bir zırh uçabiliyoruz survival'dayken bunda. Otomatik yemek diyoruz. Uçma tuşu neydi bunun? Bu bunda bir uçma tuşu var ama uçma tuşunun ne olduğunu şu an hatırlamıyorum ben. Başka neydi bunların? Power tier 4 falan böyle hayvan gibi zıplama var. Böyle hayvan gibi zıplamanın da tuşunu hatırlamıyorum. Hayvan gibi koşma var İşte kısaca. Hatta ayakkabıya da şunu giysek. High step. Aynen tertemiz. Ayakkabıya gerek yok. Çok zıplamasak da olur. Bu zaten yeterince çok zıplatıyor. Bir buçuk blok. Bu, bu, çok Neyse. Siz anladınız onu. Şöyle. Güzel sistemler yapıyoruz. yapabiliyorsunuz. Mesela şu an hiç Space'a basmadan koşabiliyorum. Böyle kombinleyebiliriz bunları. Suda hızlı yüzemiyoruz ama. Suda yüzerken diğer zırhı geriz değil mi? Ben kendimi düzelteyim bu arada. Yeter çok. Beynime kan gidiyor. Fazla kan gidiyor. Pardon kan gidiyor değil. Mantıken kan gitmesi lazım zaten. Öldüreyim biraz. O beyaz battaniye yorgan hiçbir şey görünmese orada daha iyi olur ama. yorganı kaldırayım ben sonra. Industrial Craft var dediğim gibi. Creative'e tekrar geçelim. Equivalent Exchange var. Ali derbesi. Çok Şunların görünümü çok güzel yapmışlar ya. Şöyle görebileceğiniz gibi. Böyle güzel Tinkerbell'in kafesine benziyor. Tinkerbell değildi o ya. Adını unuttum. Her neyse böyle klasik tuvaletimiz, şeyimiz var. Sorunsuz olsun diye bu arada 1.6.4 mod e, versiyonunda hazırladım bunu. Craft'ın değişik değişik şeyleri var. Şu an bazen biraz bug'lı ama. Vesaire bu ilk craft'ın şeyleri. şeyleri. Platinum Sticks'in bayağı karmaşık şeyleri var. Onlara pek girmeyeceğim başlarda Ben de tam bilmiyorum. var arkadaşımız sağ olsun bana yardımcı olacak diye düşünüyorum. Olmadı köfteye sorarız. Köfte bilir. Forestry'nin böyle bir sürü şey var böyle. Güzel güzel. Şunu mesela geri atayım çok güzel görünüyor. Allah böyle görünüyor. Optifine deyince de zoom gelsin ya. Neredeyken bunu böyle alıyorsunuz ama sağ tıklayınca gitmiyor. Ne olduğunu tam çözemedim de güzel göründüğü için toplayabilirim ben bunları. Forestry'nin böyle şeyleri de var tabi ki. Backpack'leri bilmem neleri. Ee, bunlar Tomcraft'ın Nature Plants'miş bu. Nature'ın da Taint'leri varmış. Şu bunu hatırlıyorsunuzdur. Söz anıştığım işte. pembe odun. En istediğim pembe Crafting Table falan da oluyor. Pembe kitaplık oluyormuş. Biraz mor oldu bu ama. Neyse. Ne çatıyız boşuna. Nether Furnace falan var. Nether Furnace neye geliyor acaba? Daha mı Nasıl yapılıyormuş? Nether Rock'tan yapılıyor. Tinker's Construct bayağı sevdiğim bir mod. Bayağı güzel hammer'lar falan ekliyor böyle bayağı şey yapabildiğiniz. Hammer'ı da göstereyim size. Hammer var mı burada dayı? Varmış. Güzel temiz bir hammer. Infi Miner. Ne? Odumayız öyle. Nasıl yapılıyor ki acaba? Infi Miner. Şöyle aşağı kazalım. Bir bırakayım. Oha! Böyle bir olay bu Infiminer. Biraz hızlı ama. Şu an ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Haritadan gizli hızımı görebilirsiniz. Oha. Mesela geri döneyim. Bir de hızda var ya üstünde. Bu kadar yüksekte bunda bu şekilde gidebiliyoruz ama bu biraz OP'ymiş. Bunun biraz daha normalini alayım ben. Kobalt mesela güzeldir. Creative'de tabi olmuyor. Hani normal şartlarda böyle 3'e 3 kazmanızı sağlıyor. Böyle tünel falan açabiliyorsunuz. Gayet güzel şeyler de var. Vice bile var ya. Site dediğimiz. Site of Vice. Ondan başka 4. sayfa geçelim. Bunlar tool part'leri. Bunlar bloklar Tinker's Construct'ın. Böyle canınızı arttırabiliyorsunuz Tinker's Construct'ta. Twilight Forest vazgeçilmez mi zaten? Nether'da böyle orlar var bütün. Pig Iron or bile varmış. Silver, Uranium, Copper, Iron, Diamond vesaire. Extra Utilities'de çok güzel şeyler var. Angel Block neymiş acaba? Ne neye göre bilmiyorum. Değişik bir işlevi mi acaba? Allah. Başka. Neyse biz gidelim buradan. Geldiğimiz yerden. Tamamdır. Portal Gun. En sevdiğim. Böyle bildiğiniz portal. Hatta çok eğlenebiliyorsunuz bunda böyle. Yapıp. Buna ekstra ekleyeceğim modlar da olabilir. Eğer çakışma olsa çıkaracağım modlar da olabilir ama temel olarak böyle olacak. Sezon 2 gibi eğlenceli bir seri olsun istiyorum. Uzun bir seri olsun istiyorum. Siz de beğenirseniz arkadaşlar. Siz, çünkü sezon 4'ün en büyük bitirilme sebebi beğenilmemesiydi. Siz beğenmediniz. Ben de dedim çekme manası yok. Başka bir şey çekeyim. insanlar beğensin, sevsin dedim. E, beğenirseniz böyle da var bunun. Allah. Şu bir daha geçelim şuradan. Siz beğendiyseniz devam eder seri böyle işte. Oraya gitti mi o? Abi gitti. Yok gitmemiş lan. Yapamadım. Nasıl yapamıyorum ya? Biraz geç açıyorum galiba. Ya olmuyor. Hop olmadı. Mesela böyle işte siz beğenirseniz devamı gelir. Bugün canlı yayın var arkadaşlar. Saat 21.30'da. Şu an saat 9 bende. Yani yarım saat sonra salı günü 21.30'da, perşembe günü de 21.30 21.30'da 21 canlı var. Haftada iki gün. Yakında o haftada 3 gün olacak. Ee, açıklama kısmında Twitch linkim var. Canlı yayın. twitch.tv/azaza Oradan beni izleyebilirsiniz. 21.30'da canlı yayın başlayacak. Ekstra bir duyuru, duyuru videosu koymam diye düşünüyorum. Bu videoyu izleyenler zaten öğrenir. Faruk 2 oynayacağım yayında. Hatta siz şu an bunu izlerken yayın başlamış bile olabilir. Sol altta uyarısı da çıkabilir. Videonun açıklama kısmında şey de olabilir. Link de olabilir. Yeter yeter tamam. Hızlı koşarak gidelim buradan. Ee, yayınları izleyip arkadaşlar paylaşarak destek olursanız sevinirim. Düzenli yayınları yapıyorum artık. Hiç arkadaşlar. Her gün salı perşembe düzenli olarak 21.30'da yayına giriyoruz. Farklı oyunlar da oynuyoruz. Sadece Minecraft değil. Forest da oynuyoruz. h 1 z 1 oynuyoruz. Counter oynuyoruz. Bir sürü oyun oynuyoruz. Bekleriz hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, yayınla beklerim. Görüşürüz.